Hemen yine Türkiye'yi ilgilendiren bir konu için New York'a gidelim. New York Belediye Başkanı Eric Adams'la ilgili soruşturma derinleşiyor. FBI son olarak soruşturma kapsamında eski bir Türk Hava Yolları yetkilisinin evine baskın düzenledi. New York'ta Mehmet Sümer bizi bekliyor ve soralım hemen kendisine. Mehmet ortada bir iddianame yok ama e, Türkiye bağlantıları konusunda her gün yeni bir bilgi ortaya çıkıyor, bir baskın oluyor. Ne var yeni bilgilerde bugünlük? Serdar senin de söylediğin gibi evet henüz bir iddianame yok. FBI'nin yürüttüğü bir soruşturma var. Bu soruşturmanın gerekçesi de New York Belediye Başkanı Eric Adams'ın belediye, baş, belediye başkanı seçilmeden önceki kampanya sürecinde bağış toplama faaliyetleri esnasında Türk hükümetiyle bağlantılı kişilerden ...yasalara uygun olmayan şekilde bağış alıp almadığı şeklinde. E, New York'ta, Amerika'da daha doğrusu her türlü seçimde adaylar bağış toplayarak kampanyalarını finanse ediyorlar. Dolayısıyla adaylara bağışta bulunmak yasal. 2000, 1500 ila 2000 dolar maksimum bir bağışta bulunabiliyor belediye başkanlığı seçiminde de. E, çok sayıda Türk vatandaşının da bağışta bulunduğunu biliyoruz. Hatta aralarından bizim konuştuğumuz VOA Türkçe'ye demeç verenler de e, oldular... Ancak bu bağışların bir kısmının Türk hükümeti tarafından yönlendirilerek Türk hükümetinin yönlendirilmesiyle yapıldığı, bunun karşılığında da daha önce New York Belediye Başkanı olmasından önce Brooklyn Belediye Başkanlığı görevi de yapan Eric Adams'ın özellikle Türk Evi binası olarak bilinen New York'taki Başkonsolosluk ve Daimi Temsilcilik binasının açılışıyla ilgili süreçleri hızlandırmak adına bazı müdahalelerde bulunduğu, yine Türken Vakfı'nın New York'ta inşa etmekte olduğu yurt inşaatı ile ilgili bazı girişimlerde bulunduğuna dair iddialar var. Tabi soruşturma derinleştikçe New York Belediye Başkanı'nın Türkiye ile olan ilişkileri daha fazla açığa çıkıyor. Örneğin Amerikan medyasına yansıyan ee, bilgilere göre son e, 4-5 yıllık süre içerisinde yaklaşık 80 ayrı etkinliğe katıldığı Türk konsolosluğu, Türk şirketleri, tür, buradaki Türkler tarafından New York'ta yaşayan Türkler tarafından düzenlenen yaklaşık 80 etkinliğe katıldığı belirtiliyor. Sen de söyledin yine New York Belediyesinde çalışan başkanın uluslararası ilişkilerden sorumlu görevlilerinden biri olarak çalışan bir Türk çalışanın evine de baskın yapıldığı bir süre öncesine kadar Türk Hava Yolları'nın New York'taki temsilciliğini yapan yöneticiliğini yapan yine bir başka Türk vatandaşının da evine bu kapsamda baskın yapıldığı belirtiliyor. Ancak bu kişiler konuşmadıkları için evlerinden herhangi bir bil, belge ya da bir elektronik cihaz örneğin cep telefonu, işte tablet bilgisayar gibi ya da bilgisayarlar gibi ya da dosyalar gibi bir şey alınıp alınmadığını bilmiyoruz. Çünkü sorularımızı yanıtsız bıraktılar. Eric Adams cephesi de açıkçası biz soruşturmanın selameti açısından her türlü işbirliğini yapıyoruz açıklamasında bulunuyor. Sadece bunu söylüyor, başka bir açıklama yapmıyor. Ama FBI'in soruşturmasının medyaya bu şekilde sızıyor olmasından da Rahatsızlığını e, dile getiriyor. Şimdi bu seyahatlerde 7-8 defa Türkiye'ye gittiğine dair daha önce de bilgileri paylaşmıştık. FBI'ın bu son e, soruşturmasında bu seyahatlerde mercek altında bu seyahatler yasalara uygun şekilde mi yapıldı? Çünkü New York Belediyesi kurallarına göre belediye başkanı dahil olmak üzere bir belediye çalışanının başka bir kişi ya da kurum ya da devletten alabileceği hediye tarzındaki bilgiler, hediyelerin daha doğrusu öyle söyleyelim. hediyelerin ya da işte uçak biletlerinin değeri en fazla 50 dolar olabiliyor ama burada binlerce dolarlık Türkiye seyahatleri var. Onlar da şu anda mercek altında.